İklimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Suat Özçağdaş'a devrediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli basın emekçileri, çok sevgili öğretmenlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde 4'te sokak hayvanları için, insanların dostları için, yüzlerce yıldır birlikte yaşayan, bu toplumun bir parçası olan, bu kültürün bir parçası olan, öyle olduğu uzun güzellemelerle iktidar milletvekillerinin de söylediği canlılara yönelik bir kanunu maalesef iktidar partisi milletvekillerinin gülüşleri, suratlarında müstehsi ifadeleriyle birlikte mecliste kabul edildi. Sabah 4'te bu oylamayı tamamladık. Maalesef canlılarla ilgili Türkiye için çok trajik bir karar aldık. Hemen akabinde buradayız. Burada da insanlar var. Türkiye'nin bitkisine, ağacına, gölüne, hayvanına saygı duymayan iktidarın doğal olarak çalışanlarına, insanlarına da pek bir saygı duyduğu söylenemez. Burada da onu görüyoruz. En son hatırlayacaksınız, neredeyse bütün büyük sendikaların temsilcilerinin katılımıyla buradaydık. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu anmasından hemen önce burada bir basın açıklaması yapıldı. Ben de geldim ve çok haklı bir talep var. Bu binayla ilgili iki tane sorun var. Birincisi ve asıl önemli olan, bu bina güvenli bir bina değil. Bu bina bir başka kamu kurumu tarafından güvensiz olduğu için boşaltılmış bir bina. Temelinde problem var, kendisinde problem var. İkincisi, çalışmaya da müsait değil. Eski bir misafirhane, yangın merdivenleri kapalı, odalar uygun değil, 200 kişi buraya sokulmuş, asansörleri yok, dolayısıyla engelli bir vatandaş buraya gelse yukarı çıkamaz. Onlarca sorun var burada. 24 Ocak'ta bu açıklamayı yaptı arkadaşlarımız, sendikalarımız. Biz de geldik buraya Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Sonra 9 Şubat'ta ben bir soru önergesi verdim Sayın Bakan. Dedim ki bu binanın durumu nedir? 25 Mart'ta cevap geldi. Diyorlar ki biz bu binayı iş sağlığı ve güvenliği birimlerimizle denetledik. Sonrası yok. Yani bir kere parlamenter faaliyet açısından söylüyorum. Ben bir soru soruyorum. Denetledik. Peki sonra ne yaptınız? Sonrası yok. Hala buradayız. Tabii bu arada hocamın da söylediği, sendikalarımızın da bildiği üzere arada bir eğitim mitingi yaptık. Bu müfredatla ilgili olarak Danıştay'a davalar açtık. Söz verdikleri halde yapmaya devam ettikleri mülakatla ilgili dava açtık. Milletvekillerimizle beraber ODTÜ'de, Boğaziçi'nde çeşitli konularla ilgili olarak, marif modeliyle ilgili olarak bakanlığın önünde açıklamalar yaptık. En son bir 24 saat eğitim maratonu yaptık. Eğitimin çok sorunu var çünkü. Fakat şunu anlamak mümkün değil. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Muhtemelen bakanlığın en kalabalık ilçe personelinin olduğu yer. 200 kişi var burada. Ve burada tüm sendikalar birleşmiş. Yüksek sesle itiraz etmiş. Zaman vermiş. Ben buraya geldiğimde sabah arabamla geçti buradan, park edemedim. Çünkü burada park etmek mümkün değil. Bizi dinleyen komşular var. O insanların hayatlarını olumsuz yönde etkiledik. Şimdi bakan buraya kıymetli makam arabasıyla beraber çıkıp gelirse yaklaşık 8-9 dakika sonra burada olur. Ben buradan Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Hani buluşuyor ya öğretmenlerle Sayın Bakan. Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Burada bir Milli Eğitim Müdürlüğü olur mu baksın. Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Sayın Bakan lütfen iş sağlığı güvenliği denetimlerine ne demişler baksın. Sayın basın mensupları, çok değerli halkımız, bu böyle olmaz. Milli eğitimle ilgili her söylenen söze ideolojik bir cevap veren, kafayı sadece marif modeliyle, sadece öğretmenlerin sorunlarının çözülmediği bir meslek kanunuyla, sadece kadrolaşmayla bozmuş bir grup insan var. Burada canlardan bahsediyoruz. Bu ülke bir deprem ülkesi. Ben şahsen yıllarca deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmış bir arkadaşınızım. Yani bu ülkede bir deprem daha olsa, bu 200 arkadaşımız burada çalışıyor olsalar, sonra ne diyeceğiz?
Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi fıtrat mı diyeceğiz buna? Ya beceriksizsiniz siz. İnsanları sevmiyorsunuz siz. Çalışanlarınızı önemsemiyorsunuz siz. Şimdi biz bu basın açıklamasını yaptığımız zaman yine diyecekler ki siyasi açıklama yapıyorsunuz. Kaç ay zaman verseydik size? Ankara'nın göbeğinde 7 ay önce bu bina yıkılacak kardeşim diye açıklama yapmışız Sayın Bakan. Kaç ay daha süre verelim? Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf tedbirleri ilan etmiş. Her yere tasarruf var. 23 milyona tuvalete tasarruf yok bakanlığın içerisinde. Her yere tasarruf var. Her yere tasarruf var ama Amerika'ya uçaklar dolusu insanlarla gitmeye tasarruf yok. Her yere tasarruf var. İhtişamdan, saraylardan tasarruf yok. Buradan bir kere daha sesleniyor Sayın Bakan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları, genel müdürleri. Burada sizin çalışanlarınız var. Yasal olarak sorumlu olduğunuz, insani olarak sorumlu olduğunuz insanlar var. Bu insanlar güvensiz bir binada çalışmaya mahkum edilmiş durumdadır. Burada yaşayan yurttaşlar bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu bina çalışmaya da müsait değildir. Şimdi önümüzde bir fırsat zamanı var. Yaz aylarındayız. Yaz ayları çocuklarımız için tatil ayları. Ama bakanlık için tatil ayı değil. Yaz ayları işte bu sorunları gidermek için. Yaz ayları Milli Eğitim'in sorunları üzerinde çalışmak için var. Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü binası bir ölüm tehdidi taşıyor. Bakanlık 24 saat içerisinde buraya derhal bizzat Sayın Bakanım belki gelerek kontrol etmesini ve buradaki feryadı duymasını tüm öğretmenlerimiz adına talep ediyoruz. Deprem öldürmez, iman öldürür. Deprem öldürmez, iman öldürür. Deprem öldürmez, iman öldürür. Bu binada çok farklı personelimiz var. Öğretmenlerimiz var, hizmet sınıfı var, idari personelimiz var. Tamamı bu sıkıntıyı yüksek bir sesle dile getiriyorlar. Sayın Bakan'a sesleniyoruz. Bu sorun ertesi güne bırakılabilecek bir sorun değil. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Dün itibariyle, bu sabah itibariyle meclis yasama faaliyetlerini yaz aylarında durdurdu. Yaz çalışması başladı. İllerde milletvekilleri işte bu tür sorunlarla ilgili olarak yurttaşlarla bir araya gelecek. Ben de 29 ili gezeceğim. Oralarda çalışmalar yapacağım. Milletvekili arkadaşlarımla beraber, partimizin il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla beraber çalışmalar yapacağım. Sendikalarımızla bir araya geleceğiz. Pazartesi günü tüm sendikalarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanımızın başkanlığında bir toplantıya davet ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Ve önümüzde Ağustos var, Eylül var, 2 aylık bir süre var. Tüm meslek mensuplarını kapsayan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler, idareciler, müfettişler, şube müdürleri, psikolojik danışmanlar, idari personel, hizmetliler, güvenlikçiler, sağlık personeli, kim varsa, hangi meslek grupları varsa tamamının sorunlarını çözecek bir yeni yasa çalışmak için önümüzde fırsat var. Zaman var. Sayın Bakan'a bu konuda da bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğretmenlik mesleği kanunu adı altında getirdiğiniz kanun hiçbir sorunu çözmüyor. Sadece Milli Eğitim Akademisi'ne odaklanıyor. Tıpkı 2 yıl önce getirdiğinizin de sadece basamaklandırmaya odaklandığı gibi. Dolayısıyla bakanlığa buradan umuyorum son kez sesleniyoruzdur. Umuyorum bakanlık bu uyarımızı, umuyorum bakanlık bu öğretmenlerimizin, idari personelimizin, hizmetlilerimizin çığlıklarını, feryatlarını, haklı taleplerini, can güvenliği endişelerini duyar. Hepinize saygılarımı sunuyorum.